İçim sızlıyor Çetin. Adnan eve geldiğinde nasıl yemeğini yedi yavrucak bir görecektin. Özlem yaptıklarını çekiyor. Sonuçlarına da katlanacak. Sen neden bahsediyorsun Çetin? Ben burada torunlarıma üzülüyorum. Hem de ikisine birden. Birini annesi aldı vermiyor. Öteki de günahsız Adnan'ı suçlayıp konuşmuyor. Allah aşkına kim arıyor bu saatte? Şantiye'den arıyorlar. Bir sorun oldu. Çetin, iki cümle kuramaz olduk. Başını işten kaldırmıyorsun artık. Torunların bile ikinci planda. Ne var Cansu? Niye arıyorsun bu saatte? Günlerdir gelmiyorsun. Arıyorum, geri dönmüyorsun. Özledim ben seni çok. Bakarız. Yarın uğrayabilirsem uğrarım. Bakma Çetin, gel. Hem ben çok bunaldım ya. Birkaç gün bir yerlere gidelim mi? Bilmiyorum Cansu, bilmiyorum. Çetin, benim sana söylemek istediğim bir şey var. Hadi ne olur kırma beni. Peki, peki. Tamam, sen hazırlan. Yarın uğrar seni alırım. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Sevgilim. Hem ben de biraz nefes alırım. Tamam. Taze bir nefes vereceğim ben sana. Gel üstüne. Ver. Sen şunu tut da. Ay ne gerek var Ali Osman? Dedim madem kızımız ödül almış elim boş gelmeyeyim. Seni de bu yükten kurtarayım dedim. Sen verirsin. Olur mu öyle şey? Ne düşüncelisin? Ya ne önemi var Ali? Geç geç. Akşam üzeri birlikte çıkarız diye bekledim ama. Sonra çocuklar dedi ki işte Ali Osman abinin işi varmış. Ben de atladım taksiye geldim. Vallahi işim vardı. Yani beklediğini bilseydim iptal ederdim. Yok yok ondan demedim. Zeynep geldi. Koca Rabbim. Şükürler olsun bugünleri de gördüm. Ay teyze çok acıktım. Ah Ali Osman abi hoş geldin. Zeynepciğim kızım hoş bulduk. Hadi geçsin geçsin sofraya. Allah teyze ne yaptın sen ya? Ne yapıyorsun sen üstünden yenir mi öyle? Otur da öyle ye. Ne oldu? Ne oldu küstün mü? Ben bunların hepsini sana yaptım kuzum. Yok teyzem. Güzel miyim sana? Eline sağlık çok güzel olmuş. Annem de kızıyordu öyle üstünden yememe. Onu anlam biraz. Anladım. Hadi otur. Hadi otur bir tane. Hadi davet bekleme kız açım dedi. Hadi. Yemeklere bak. Hadi bakalım uzat barbunyayı. Barbunyaya bak. Vallahi bundan alacağım ben sana var ya. Anneni gördüm bugün. Dün gel. Kal bizimle. Ama rahatı yerinde gibi. İstemedi. Sana da biraz kızgın galiba. Konuşmak istemiyor gibi. Afralar tafralar işte. Ben onun neden gelmek istemediğini biliyorum teyze. Niye? Babamla kalıyor. Adnan'la mı kalıyormuş? Yalandır, Rezan'la kalıyorum dedi bana. Acaba? Hayda.
Alo Rezan teyzeciğim, nasılsın? Memleketliyim Zeynep'ciğim. Cenazem var. Sen nasılsın? Annen nasıl? Başın sağ olsun. Ben çok üzüldüm. Ben şimdi tutmayayım seni, sonra yine ararım. Rezan teyzenin haberi bile. Yıllarca bana ne olursa olsun doğruyu söyle diyen annem. Meğer asıl yalancı oymuş. Hayır teyze, benim anlamadım. Bunlar madem yıllarca unutmadılar birbirlerini, hala seviyorlar. Niye ben böyle büyüdüm? Ya inanabiliyor musun? Sokakta kalma diyor bana. Gel bende kal. Delireceğim gerçekten. Sanki her şeyin sebebi kendi değilmiş gibi bir de vicdanlıyı oynuyor bana. Ama kabahat benim. Hak ettiği hiçbir şey söylemedim ki yüzüne. O da ben sustukça, alttan aldıkça kendini haklı sandı tabii. Tutturmuş bir o benim kızım diye. Sanki ben inkar ediyorum. Ya Zeynep daha bebekti. Ben kaç kere getirip götürdüm onu cezaevine. Yalvardım ablama, ben büyüteyim ama seni anne bilsin. Çıkınca bir hayatınız olsun dedim. İstemedi. Kovdu. Ne beni ne Zeynep'i istedi. Şimdi kalkmış... Kaç kere görüşeyim dedi biliyor musun? İyi değil dedim. Tamam, yaşadıkları kolay değil ama benimki de sabır yani. El kadar çocukla kolay da öyle çünkü. Cezaevleri kapılarında kalmak. Onun halini gören çocuğu çaldım da sahiplendim sana. Ama bir dur, sakin ol. Sakin falan olmayacağım ben bundan sonra, gerçekten. Herkes üstüme geliyor, bu ne ya? Zeynep'e de çok kırgınım. Kızgınım hatta artık. Biz onunla bütün dertleri birlikte açtık. Ağladığımız da oldu, güldüğümüz de ama bu kadarı ne? Yazdığın hikaye ödül alıyor. Sen beni aramaya zahmet etmiyorsun, gidiyorsun Alev'e haber veriyorsun. Alev kim ya? Sen daha dün tanıdın Alev'i. Ne ara sevdin, ne ara güvendin bu kadar? Bizim emek emek kurduğumuz ilişkiyi bir kalemle silip atmayı biliyor ama. Acaba sordun mu sen teyzene neredeymiş bugüne kadar? Niye aramamış hiç? Ben nerede hata yaptım da bu kadar yalnız kaldım bilmiyorum ki. Bunu mu hak ettim ben yani? Sen hata yapmadın Damla. Yalnız değilsin. Ben varım.